Evet, Parametre ile devam ediyoruz. Parametre'ye bir son dakikayla devam edeceğiz. Dün anımsayacaksınız, Tuzla'da bir kimya fabrikası yangını söz konusuydu. İki itfaiye eri yaralanmıştı. 7 kişi hastaneye kaldırıldı bu kaza kapsamında, yangın kapsamında. Ön rapor tamamlanmış. Ayrıntıları Özgür Deniz Kaya aktaracak bize. Özgür, söz sende. Mine, İstanbul Tuzla'da son zamanların en büyük yangınlarından biri, fabrika yangınlarından biri gerçekleşti. O yangına dair ön raporda çıktı. Raporda bu fabrikanın 7000 metrekare açık alan üzerine kurulu olduğu, her katı 2000 metrekare olan 3 katlı bir fabrika olduğu belirtildi. Ayrıca metal paneller, poliüretan sprey üreten bir fabrika olduğu belirtildi ve 52 araçla yangına müdahale edildiği belirtildi. Ancak bu bir ön rapor. Dün aslında açıklanan bir rapor bu. Ancak bugün de bu fabrikanın söndürme çalışmalarının tamamlandığını, artık soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Halil Kahraman bir kez daha sizlere göstersin bu fabrikadaki son durumu. Bir tank görüyorsunuz. Bunun yakıt tankı olduğunu duyurmuştuk sizlere dün. O sırada biz de buradaydık gazeteciler olarak. Ancak bunun bir kimyasal dolu tank olabileceği değerlendiriliyor. Zira onlarca metre yukarı fırlamıştı ve bir alev topu şeklinde üzerimize doğru geldi. Biz de o sırada bölgeden hemen uzaklaştık. İtfaiye ekiplerinden iki itfaiye eri yaralandı. Onlardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre durumunun hala kritik olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Biri ise taburcu edildi hastaneden. Ancak diğerinin tedavisi devam ediyor. Buradaki çalışmalar, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün 11.40 sıralarında çıkan yangın ve 11.49'da müdahale edildi. Ön raporda bu şekilde yer alıyor. Yani 9 dakika sonra itfaiye ekipleri bu noktaya geldi ve kimyasal fabrikasına müdahale etti. Şu an tamamen yok olduğunu, fabrikanın küle döndüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda önündeki ağaçların, fabrikanın çevresinde bulunan çok sayıda otomobilin de yandığını belirtmek mümkün. Burası Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki bir organize sanayi bölgesi. 7 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Daha doğrusu yaralanma demek doğru olmaz. Dumandan etkilendi ve onlar da tahliye edildi. İki itfaiye eri şu anda dünkü patlamada, 15'te meydana gelen patlamada yaralandı. Onlardan birinin tedavisi sürüyor ve biri de taburcu edildi. Ön raporda çıktı. Ön rapora göre de burası 7000 metrekarelik bir araziye kurulu 3 katlı bir fabrika ve biz de soğutma çalışmalarını şu anda izliyoruz. Gelişmeleri aktaracağız Mine. Teşekkür ediyoruz Özgür Deniz Kaya sana. Kolay gelsin diyelim. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Elbette ön raporun çıktığını ve yangının nedenlerinin araştırıldığını söyleyelim. Şimdi Parametre'de Ankara'ya gideceğiz. Ankara gündemini soracağız. Ankara'da Dicle Canova bekliyor bizi. Ankara stüdyomuzda Dicle Canova bizimle birlikte. Dicle, merhaba. Günaydın Mine. Günaydın. Dün güzel, keyifli bir seyahat yapmıştın. Bu seyahatten çıkan çok çok önemli notlar ve CNN Türkiye özel açıklamalar var. Açıklamalar sende. Ama öncesinde bu yılın bir turizm hikayesiyle başlayalım. Yaz mevsimini atlattık. Rakamlar ortaya çıktı. Turizm böyle çok klişe tabiriyle bacasız fabrika deriz ve işte ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğu konusunda her seferinde altını çiziyoruz. Gerçekten rakamlar da bunu ortaya koyuyor mu bu yıl? Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bize özel bir söyleşi verdi ve bunu Ürdün Amman'da gerçekleştirdik. O seyahat Amman'a bir seyahatti. Sayın Bakan'ın orada yoğun bir programı vardı. Şunu da söyleyeyim, 2020 yılı Türkiye Ürdün Kültür Yılı olarak ilan edilecek. Buna ilişkin de görüşmeleri oldu ve imza attı protokole. Onun dışında TİKA'nın orada bir takım girişimleri var. İşte
kız çocuklarına, Filistinli kız çocuklarına dönük bir okulun yenilenmesi, Hicaz, tarihi Hicaz demiryolunun restore edilmesi gibi buralarda da incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy işte o yoğun program içerisinde Türk Büyükelçiliği'nde bir söyleşi yapma fırsatı oldu ve tabii bu yılki turizm rakamlarını konuştuk Bakan Mehmet Ersoy'la. Şimdi şunu söyleyeyim, yüzler gülüyor bu yıl için çünkü hedeflere yaklaşıldı. Hatta hedef bir miktar aşılacak gibi de duruyor. 52 milyonu geçmesi bekleniyor turist sayısının bu yıl için. %14-15'lik bir artış var önceki yıllarla kıyaslandığı zaman. Bu bilgileri verdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. Ve elde edilecek gelir 34-35 milyar dolar hedefleniyordu. Bu hedefte tutturulacak gibi görünüyor. Tabii Sayın Bakan'a bu turist başına bırakılan döviz gelirindeki son durumu da sordum ama Bakan Ersoy burada artık turist başına bırakılan döviz üzerinden değil de geceleme üzerinden gelire bakmak gerektiğinin altını çizdi ve bu geceleme üzerinden bakıldığı zaman da %3 ila 5 aralığında bir artış olduğunu vurguladı. Yani orada da yüzler gülüyor diyebiliriz. Tabii şöyle mi ne, 2016'da malum darbe girişimiyle birlikte özellikle batılı turist akışında dip noktayı görmüştü Türkiye. Bir süredir batılı turist tercih etmiyordu Türkiye'yi. Güvenlik kaygıları sebebiyle işte bunlar şimdilik aşılmış gibi görünüyor bir miktar. Son iki yıldır bir düzelme olduğundan bahsetti bakan ve bu yıl içinde batılı turist oranında %15-16'lık bir artış olduğunu açıkladı. Tabii burada aynı zamanda Doğu Avrupa'dan gelen turist sayısında da artış var. Yani işte Çekoslovakya, Polonya, Romanya gibi, Bulgaristan gibi %25'lik bir artış da Doğu Avrupa'dan kaydedilmiş bu yıl için. Tabii Avrupa'dan gelen en çok turist Almanya'dan gönderiliyor. İlk sırada Almanya var yine hep olduğu gibi. İngiltere onu takip ediyor ve dediğim gibi Doğu Avrupa'dan da Türkiye'ye ilgi bu yıl yüksek gibi duruyor. Ama birincilik klasik olarak Rus turistlerde, bunu da söyleyelim, rekora koşuyorlar. Zaten bir artış vardı bir süredir. Bu yılda %15 civarı Rus turist sayısında bir artış olduğunu açıkladı Mehmet Ersoy. Ve bizim öngörümüz dedi bu sene Rus turist sayısının 6,5 milyonu geçmesi şeklinde özetledi. Tabii sen de bahsettin, turizmden beklenti yüksek. İşte cari denge açısından, büyüme rakamlarının etkisi açısından, döviz geliri açısından. Ama Kültür ve Turizm Bakanı da şunu söylüyor. Herkesin beklentisi var da bir gecede bu düzenlemeleri yapmak mümkün değil. Yani kimse bizim şapkadan tavşan çıkarmamızı da beklemesin dedi. Yavaş yavaş olacak ama devamlı olacak, sürdürülebilir olacak dedi. Sevindirici tarafı da iyileşmenin başladığı ve işte gecelik gelire bakıldığı zaman da bunu gördüklerinin altını çizdi. Her yıl düzeliyor. 2021 itibariyle daha da iyiye gidecek dedi. Ve artık işte kırılma noktasını yakaladık ifadesini kullandı. Yani bundan sonra işte yeni projelerle, yeni yatırımlarla bu iyileşme sürdürülebilir hale getirilecek. Hedeflerden biri de bu Mine. Şimdi birazcık bize yapılan bu özel açıklamaların üzerinden gidelim istiyorum. O özel açıklamaların içerisinde mutlaka bir master plan yer almıştır. Geleceğe dönük planlar, projeler ve önümüzdeki tarihler neler? Evet, turizm master planı bekleniyordu. 27 Eylül'de açıklanacak. Bakan onu da söyledi. İstanbul'da açıklanacak ve aynı gün Türkiye için çekilen yeni tanıtım filmleri de kamuoyuyla paylaşılacak. Benim izlenimim, Sayın Bakan bu yıl kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı çok önemsiyor ve bu ajansla birlikte turizmde yeni hedefleri yakalayabileceklerini düşünüyor. Malum çok tartışılmıştı yapısı da. Çünkü daha ziyade özel sektör temsilcilerinin yer aldığı bir ajanstan bahsediyoruz. İşte bakan da operasyonu profesyoneller yapacak diyor. Yani bir bakanın veya bürokratın gitmesiyle değişmeyecek, sürdürülebilir bir tanıtım organizasyonu olacak diyor. İşte o kapsamda da yeni pazarlara açılmak üzerinde duruluyor. Pazar çeşitlemesi çok önemli ifadesini kullandı.
bunun içinde Uzak Doğu pazarı ve 4 kritik noktadan bahsetti. İşte kim nedir o kritik noktalar? Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan. Şimdi uzak destinasyonlar olduğu için buralardan gelen turistler de daha uzun süreli kalabiliyorlar. İşte o anlamda önemli Uzak Doğu'dan getirilecek turist. Doğru tanıtım ve doğru ulaşım stratejisi, buna odaklanacaklar. Onu anlattı Sayın Bakan. Ve tabii Çinli turist, en önemlisi o. Önemli bir oyuncu olarak nitelendirdi Çin'i. Dünyada en çok turist gezdiren ülke ve Çinli turist sayısında da bir artış gözlenmeye başlandı. Bu yıl 450 bin civarında, geçen yıl 450 bin civarında bir Çinli turist ağırlamışız. Bu yıl 600 bini geçmesi hedefleniyor ama 2023'e kadar 2 milyon Çinli turist hedefi var. İşte bunun için bazı yeni adımlar atılacak. Bu adımlar önemli mi ne? Çok dikkat çekici. Çünkü Çin'in de hassasiyet gösterdiği konular var. İşte Çin yemekleri. Kendi yemeklerini seviyorlar, arıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de Chinatown'lar oluşturulmasını istiyorlar dedi Bakan Ersoy. Ve Çin restoranı, özellikle işte Çinli turistlerin tercih ettiği turistik yerlerde Çin restoranları açılmasının teşvik edileceğinin mesajını verdi. Buradan da duyurmuş olalım. Dil, iletişim meselesi bir başka problem Çinli turistler için. İşte Çince tabelaların olması, otel personelinin Çince bilmesi gibi. Bu tabela meselesinde yine turistik yerlerdeki tabelalara Çince'nin de eklenmesi için belediyelerle görüşmelere başlandı bile. Çince personel içinse turizm meslek okullarında Çin dili bir ek ders olarak, seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacak. Bir de tabii Çinlilerin batılı ödeme sisteminden farklı bir ödeme sistemleri var. Bunun da artık Türkiye'de uygulanmasını talep ediyorlar. Bu doğrultuda da bankalarla görüşmeleri sürdürüyor bakanlık. Yıl sonuna kadar bunu da sağlarız ifadesini kullandı Mehmet Ersoy. Çinli turistin Türkiye'ye gelebilmesi için başka projeler de var. İşte bahsettik, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı önemsiyor Sayın Bakan. O ajansın atacağı ilk adımlardan bahsetti biraz. Mesela işte bisiklet turizmi, ki en iyi destinasyonun bu işi bilenler tarafından Türkiye'de olduğunun kendisine ifade edildiğini de anlattı bizlere. Dolayısıyla 2020 sonuna kadar bu bisiklet turizmini hayata geçirmeyi hedefliyor Kültür ve Turizm Bakanı. Ve 4 milyar dolarlık da bir gelir beklentisi var oradan. Bir diğer proje Müslüman Dostu Otel projesi, ki daha ziyade Maldivler'de görülen bir proje bu. İşte muhafazakar kesime tatil ve balayı imkanı sunuluyor. Türkiye'de de zaten bir miktar uygulanıyor. Bu artırılacak, yeni standartlar getirilecek. Hedef Orta Doğu turisti olacak. Yine buradan da 4 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var. Öyle görünüyor. Malum işte 27'sinde açıklanacak master planda da 2023 hedefi olarak 65 milyar dolarlık turizm geliri duyurulacak. 75 milyon da turist hedefleniyor 2023'e kadar. İşte bu gelirin içerisinde 4'er milyardan bisiklet turizmi, Müslüman Dostu otellerde olacak. Ayrıca Uzak Doğu'dan getirilecek turist sayısı da yine o 75 milyonun içerisinde ağırlıklı olarak yer alacak. Hedefler bunlar, projeler bunlar. Daha fazlasını 27 Eylül'de Sayın Bakan açıklayacak. Bugün bizim yaptığımız söyleşide CNN Türk ekranlarında saat 10 kuşağından itibaren yayınlanacak. Hani belki sektör temsilcilerinin ilgisini çekecektir bakanın CNN Türkiye yaptığı özel açıklamalar. Onu da buradan duyurmuş olayım yine. Boşuna demiyoruz ilk bilensiz olun diye biz de CNN Türk olarak. Şimdi gelelim İran mevzuna. Son bir başlık olarak onu da konuşalım istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşulacak bu mevzular, konular. Liderler bir araya gelecek. Ruhani ile Trump'ın bir araya gelmesini bekliyoruz. Bolton'ın görevden alınmış olmasıyla birlikte İran konusunda bu kadar şahince görüş sergileyen, tavır sergileyen biri ortadan kalkmış oldu. Fakat birdenbire bu sefer bambaşka bir problem ve bu drone saldırısı İran üzerine yıkılmasıyla birlikte İran'ı yeniden böyle uluslararası piyasalardan da dışlanacağı, bir tur daha dışlanacağı bir durum oluşmuş halde. Ne dersin, nasıl bir durum söz konusu İran'la olan ilişkiler? Çünkü bizim açımızdan çok çok önemli, hem sınır komşumuz olduğu için, hem önemli bir pazar olduğu için, hem dünyaya açılamadığı için.
Evet, Ruhani Ankara'daydı bu konu tartışıldığı gün ve Amerika'nın doğrudan İran'ı suçladığı gün. Ankara'daydı Astana zirvesi için. İşte Putin, Ruhani ve Erdoğan el ele sıkıştı. Orada görüntüler verildi tüm dünyaya. Şimdi bu meselenin zamanlaması da dikkat çekici mi? Drone saldırısıyla rafineri neredeyse büyük oranda hasar görüyor. Ve bu da tabii bir anda petrol fiyatlarını %15 oranında artırdı. Şimdi bu saldırı kimin tarafından yapıldı? Amerika ve Suudi Arabistan'a göre İran yaptı. İran'sa ben yapmadım, işte Yemen'i işaret etti. Oradaki Husileri işaret etti. Hatta dün Ruhani konuştu. Sizi uyarmak ve ders vermek için bir sanayi merkezinizi vurdular dedi. Ve bölgede İran'ın çatışma istemediğini ama çatışma isteyenlerin kimler olduğunun da bu süreçlerle ortaya çıktığının altını çizdi. Şimdi diğer yandan Birleşmiş Milletler'de görüşebilirler dedin ama İran heyetine vize verilecek mi verilmeyecek mi hala bunun tartışması sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri devrede, Amerikalı yetkililerle görüşüyor bu konuda. Dün Trump'a da sorulmuş, ben gelmesini desteklerim demiş ama bana bağlı olsaydı izin verirdim ancak ifadesini de kullandı başkan. Fakat Ruhani ile de görüşmeyi eğer gelirse tercih etmeyeceğini açıkladı bu aşamada. Yine de belli olmaz. Trump'tan bahsediyoruz. Bugün görüşmeyi tercih etmem dese de işte 21-25 Eylül arasında gerçekleştirilecek BM toplantılarında neler olur, nasıl bir iletişim ortamı sağlanır bunları dikkatle takip edeceğiz elbette ama diğer yandan 48 saat içerisinde İran'a yeni yaptırımlardan söz etti Donald Trump. Ek yaptırımlar gelecek yani. İşte bu da küresel piyasalar açısından yine dikkatle takip edilecek bir başka başlık olacak. Peki askeri müdahale olur mu? Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Körfez'de bir anda işte Kıvılcım'la birlikte büyük bir savaşın çıkması. Şimdi ilk aşamada İran'a askeri müdahaleye çok sıcak bakmıyor Amerika. Gelen mesajlardan en azından ben böyle algılıyorum. Ama bazı alternatif girişimler olabilir. Bugün gazetelere de yansıdı. Mesela işte bu rafineriyi vuran füzelerin ateşlendiği noktalara saldırı olabilir deniyor. Veya İran'ın petrol altyapısını hedef alacak bir takım siber operasyonlar olabileceğinden bahsediliyor. Pompeo Suudi Arabistan'daydı. Prens Selman'la görüştü. O da saldırının kabul edilemeyeceğini ve tolere edilemeyeceğini belirtti ki uçakta giderken de bu bir savaş sebebidir demişti ama Trump'ın yaptığı açıklamalardan şu aşamada İran'a bir saldırı, doğrudan bir askeri müdahale ilk seçenek değil gibi duruyor. Seçeneklerden biri ama belki son seçenek. Verilen mesajlar bunu gösteriyor. Bu arada başka girişimler olacak. İşte ek yaptırımlar bunlardan biri. Diğer yandan İran'ın petrol gelirine, altyapısına dönük bir takım siber operasyonlar olabilir. Şu sıralar görebiliriz. İşte petrol fiyatları nasıl etkilenecek? Herhalde parametre izleyenini de en çok evet, bu ilgilendiriyor. O sizin uzmanlığınız. Onu size bırakayım. Bütün bunları ben konuşmaya devam edeceğiz elbette. Çok teşekkürler Dicle. Kolay gelsin diyorum sana. Ankara'ya da sevgilerimi gönderiyorum senin aracılığınla birlikte. Bir de son dakika bilgisi aktaracağız. Bilecik'in Bozöyük ilçesinde kılavuz trenin raydan çıkması sonucu iki makinistin hayatını kaybettiğine dair bir haber geldi. Ankara'dan yola çıkan yüksek hızlı tren de tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartman Bilecik merkeze bağlı Ahmet Pınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak bir duvara çarpmış. Kazada kılavuz trende bulunan iki makinist olay yerinde yaşamını yitirdi bilgisi paylaşılıyor. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekipleri hızlıca sevk edilmiş durumda. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı yine paylaşılan haberler arasında. İlgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz parametre içerisinde ve gün içerisindeki yayınlarımızda. Bölgeden bağlantılarımız olacak. Bir kez daha tekrarlayayım. Bilecik'in Bozöyük ilçesinde kılavuz trenin bir tünel içerisinde duvara çarpması sonucu iki makinist hayatını kaybetmiş durumda. Yüksek hızlı tren hattının kontrolü amacıyla buradaki makinist
kompartman yola çıkmıştı. Bilecik merkeze bağlı Ahmet Pınar köyü sınırları içerisinde bu kaza gerçekleşti. 112 ve acil servis ekipleri de bölgeye sevk edilmiş durumda. Cafer Elmas telefon attığımızda DEHA muhabiri arkadaşımız bölgeye ilişkin daha fazla ayrıntı. Cafer Elmas'ta sözü de Cafer'e bırakıyorum. Ankara İstanbul seferlerini yapan hızlı tren Bilecik Bozcuk arasında tren içinde hızlı tren değil ama hızlı tren öncü olarak söylenen tren kaza yapıyor. Ve makinist ve yakında bulunan görevli vefat ediyor. Şu anda tren hala tünelin içinde. Kire giremiyor şu anda. Savcı ve bekleniyor. AFAD ekipleri, 112 acil ekipleri müdahale yaptılar. Fakat kurtaramadılar. İki kişi vefat ettiği kesin bilgi. Şu an için Ankara ve İstanbul seferleri, tren seferleri hızlı tren durdurulmuş durumda. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ve bölgeye ilişkin ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğimizi söyleyerek başlayalım konuğumuzla sohbetimize. Faiz oranlarından bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Tüm dünya genelinde faiz oranları bu kadar indirilirken Türkiye'de de hem konut tarafında hem otomotiv tarafında aşağı yönlü hareketler bekleniyordu. Otomotiv sektörünün de ne kadar önemli olduğunu neredeyse her gün söylüyorum. Artık siz sıkıldınız belki duymaktan ama sonuç itibariyle Türkiye açısından, ihracat açısından da çok önemli. Yedek parça açısından da çok önemli. Birbirlerini tetikleyen birçok sektörü içerisinde barındıran bir alan olduğu için de sıklıkla konuşulması gereken bir sektör. OED Başkanı'nı ağırlıyoruz bugün. Murat Şahsuvaroğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Otomotiv sektörüne teşekkür ederim. Otomotiv sektörünü mümkün olduğu kadar çok dile getiriyorum. Mümkün olduğu kadar çok izleyicilerimizle de paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir sektör. Birçok ailenin beslendiği bir sektör ve tetikleyici, lokomotif tabir ettiğimiz sektörlerden biri. Şöyle bir sektörü rakamsal olarak değerlendirerek başlayalım isterim. Sonra faiz oranlarını konuşuruz, ikinci eli konuşuruz, yedek parça tarafını konuşuruz ama sektörü bir rakamsal olarak ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii otomotiv sektörü, otomotiv yetkili satıcıları derneği çatısı altında toplanmış bir sektör Türkiye genelinde. 7 coğrafi bölgede toplam 974 plaza, 80 bin direkt istihdamı olan 10 milyar dolar da tamamen yerli ve milli sermaye ile yatırımını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında otomotiv satış, satış sonrası sigorta hizmetlerini veren bir STK, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 30. yılını bu senenin başında kutlamış bir dernek. Dolayısıyla içimizde 30 yılı aşkın, 40 yıllık, 45 yıllık, 50 yıllık bayi ağabeylerimiz, bayi dostlarımız, büyüklerimiz de var. Otomotiv sektörü kendi içinde ciddi manada kaliteli, yetişkin, yetişmiş istihdamıyla da aslında çok önemli bir kitleye de hitap ediyor. Hı hı. Son bir yıldır sürekli üzerinde durduğumuz bir konu ise otomotiv sektörü geçen sene Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı küresel ekonomik krizin veya kur ataklarının Türkiye ekonomisine tabiri caizse diz çöktürmek istenmesi gibi durumla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla Ağustos ayında gerçekten kurun yükselmesi, faizlerin yükselmesi, bunların hepsi otomotiv sektörünü ciddi bir açmaza doğru itti. Dolayısıyla Eylül ayında biz Ankara'da yetkililerle, bakanlıklarla görüştüğümüzde geçen sene işlerin çok keskin düştüğünü, o düşüşlerle sektörün ayakta kalamayacağını ifade etmiştik. Hemen ardından 31 Ekim itibariyle sektöre KDV ve ÖTV indirimleri geldi. KDV ve ÖTV indirimleriyle birlikte sektör bir miktar kendini toparlamaya başladı baktığınızda. Yani geçen sene Eylül'de 23 bin adet araç satılmış. Ekim'de 21 bin adet araç satılmış. Hemen bir Ekim'in önceki sonunda, yılı hatırlasanız oradaki rakamlar çok mu fazlaydı? Bir önceki aslında 2017'de rakamlar milyonlu mertebelerdeydi. Çünkü 17, 16, 15, milyonlu 14. Milyonlu rakamlardan binli rakamlara mı indik? Milyonlu rakamlardan geçen sene 620 bine indi. Yani aslında bizim senelerdir üreticisiyle, en az 400 bin farktan bahsediyorsunuz. Yetkili yani satıcısıyla bütün sektör kendini içeride 1 milyonluk iç pazar dinamiğine göre yapılanmasını tamamlamış.
bizim 1 milyonun altındaki rakamlar sektörün sağlıklı büyümesini, sürdürülebilir büyümesini gerçekten engelleyen en önemli faktör. Geçen sene 620 bine düşmüş. Eğer geçen sene ÖTV KDV teşviği olmasaydı 31 Ekim'de 620 binin de altına düşer. Belki 500 binlerde 450 binlerde kalırdı. Bu yıl ne bekliyorsunuz? Bu yıl ne bekliyoruz? Yine bu yıl geçen senenin aslında altında bir sene kapanışı öngörüyoruz. ÖTV KDV teşvikleri 30 Haziran itibariyle bitti. 30 Haziran'dan sonra hemen Temmuz'da 17 bin adet oldu. Ağustos'ta 26 bin adet araç satıldı. ÖTV'nin ve KDV'nin kalkmasıyla birlikte onun etkisi bizde çok büyük. Yıl sonuna kadar 400-425 bin adet arasında biz yıl kapanır diye görüyoruz. Bunu da geçen seneyle 600 binlere, oradan 400 binlere düşüyor. Dolayısıyla bir teşvik beklentiniz, teşvik isteğiniz var anladığım kadarıyla bir tur daha. Şimdi teşvik beklentimiz var idi, fakat teşvik beklentimizin gelinen noktada faizlerin inmesiyle beraber aslında şu anda altı boşalmış oldu. Biz yine ÖTV KDV desteği olsun diye sürekli temaslarda bulunduk. Fakat ÖTV KDV desteğinin de maliyeye vermiş olduğu, gelir iadesine vermiş olduğu hasar anladığımız kadarıyla büyük. Orada net bir duruş var, altını çizelim. Bundan sonra ÖTV KDV desteği, teşviği bir şekilde olmayacak. Fakat olsa bizim burada mı olur? Bizim talebimiz ne? Biz diyoruz ki tamam olmasın ama gerçekten kabul edilebilir sınırlar içerisinde olsun. Yani %45 ÖTV, %50 ÖTV, %60 ÖTV var. Bunların üzerine bir de %18 KDV eklediğiniz zaman aslında çok fazla ulaşılamaz yerlere gidiyor. Son bir senede de kurun artmasıyla birlikte araç fiyatları gerçekten ortalama bir aracın fiyatı 150 ile 170 bin lira arasına geldi. Fakat hani halkının geliri o kadar artmadı. Ya sonuç itibariyle ben bir araç alıp bir binek otomobil sahibi olmak istediğim zaman bir binek otomobili de devlete vermem gerekiyor. Vergi sistemi evet size onu emrediyor. Yani bir devletin garajına bir de kendi garajınıza diye düşünebilirsiniz. Bizim bundan sonra beklentimiz ne açıkçası? Şöyle bakalım. Geçen ay Ağustos'ta baktığınızda Merkez Bankası 425 baz puan faizleri düşürdü. Bu sene de 12 Eylül'de bu ay 12 Eylül'de de 325 daha indirdi. Dolayısıyla faizler bizim hep feryat ettiğimiz 2,5'lar. Bir ara 3 onları gördük. 3 onlardan başladık. Otomobilde 2,5'lara geldik. Şu anda 1,20-1,25 seviyesine doğru keskin bir iniş var. 1,20'ler, 1,25'ler sektörün yavaş yavaş nefes alabileceği noktalar. Yani geçen sene Eylül'de 23 bin adet araç satılmış. Bu seneki Eylül'e bakıyorum, faizlerin düşmesiyle beraber ne biter Eylül? 40 binin üzerinde bir rakamla Eylül'ü kapatırız. Son çeyrekte daha çok bu model yenilemeler ya da yeni modellerin işte Aralık ayı itibariyle çıkması vesaire son çeyreğin, hatta yani Aralık diyelim, son çeyrekte değil de Aralık'ta mı en çok satış rakamına ulaşılıyor? Yani Ekim, Kasım, Aralık bizler için en tabiri caizse teşbihli hatı olmaz kutsal aylarımız bizim. Yani bu son 3 ayda sektör üreteniyle, yetkili satıcısıyla ciddi manada ne varsa elinde boşaltır. Faizlerin inmesiyle beraber biz son 3 ayda 150 bin adet gibi bir rakama ulaşırız diye öngörüyoruz. Zaten şu andaki rakam toplamımız 240 bin. Ağustos sonu itibariyle 40 bin civarında da Eylül'de gelir diyoruz. 280 olur. Faizlerin de düşme eğiliminde olması, firmaların kampanya iştahında olması 420-450 bin arasını bize işaret ediyor. Bu da son çeyrekte 150 bin adet araç satılır. Yeter mi sormak lazım sektöre. Yetmez. En sevdiğim konuk. Kendi sorusunu kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Evet, yeter miyi konuşalım tabii ki. Çünkü bir tarafta rakamlar böyle. Diğer taraftan bu bahsettiğiniz sayılarda eğer araç satışları olursa servisler çalışacak. Ya da işte o yedek parçacılar çalışacak. Lastik çalışacak. Sigorta çalışacak. Trafik sigortası ayrı çalışacak. Kasko sigortaları ayrı çalışacak. Dolayısıyla çok tetikleyici bir alan. Yetecek mi bu rakamlar sektöre? Mine Hanım, bizim
en önemli sıkıntımız işte burada başlıyor. Biz son bir senedir, bir buçuk senedir ciddi manada sektörün bu manada bir sıkıntısı olduğunun altını sürekli çiziyoruz. Hı hı. Çünkü sektörün insan kalitesi, bu yetişmiş insan kalitesinin altını çiziyorum, bizim görünmeyen en önemli değerimiz. Çünkü bir satış danışmanını, bir servis danışmanını, bir mekanik teknisyenini inanın 4 seneden 5 seneden önce tam anlamıyla yetiştiremiyorsunuz. Bizim bu önemli yapıyı sürdürebilmemiz için bizim 800-850 binin kesinlikle Türkiye'de olması lazım. 800-850 bin adetler zaten oluyordu. 2017, 16, 15, 14 oralara baktığınızda pazar milyonlu adetlerdeydi. Dolayısıyla sürdürülebilir alan orası. Bizim tekrar oraya doğru hızlıca, çabucak toparlanarak gitmemiz lazım. Şimdi kura biz müdahale edemeyeceğimize göre faiz oranlarıyla oynanması ya da çeşitli teşvik desteklerin verilmesi durumu elimizde kalıyor. Yani öyle anladım ben. Başka bir seçenek var mı? En önemli destek gereken? Şu anda aslında hala devam ediyor. Belki tüketicinin şu anda bu konuda çok fazla haberi yok. Biliyorsunuz hurda teşviği 31-12-2019'a kadar devam edecek. Hurda teşviği 16 yaş üstü araçların ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesiyle bertaraf belgesiyle birlikte 15 bin liraya kadar sıfır araçta indirim hakkı elde edilmesi. Bu geçen sene hayatımıza girdi, yürürlüğe girdi. 2018'in Haziran ayında girdi. Haziran'dan bugüne kadar da Türkiye'de 276 bin adet araç hurdaya ayrıldı. Yani 276 bin adet araç 15 bin liralık hurda teşviğinden istifade ederek aracını yeniledi. Bu bize neyi anlatıyor? 5'te 1, 6'da 1 oranında hemen hemen yenileme olmuş. Sıfır arabalarda. Sıfır arabalarla. Peki Türkiye'de ne kadar bu kapsama giren araç var? Türkiye'de toplam 23 milyon adet motorlu taşıt var. Bunun içinde traktörü, motosikleti dahil. Hı hı. 13 milyona yakın otomobil var. Bunun 6.2 milyonu 16 yaş üstünde bizim ekonomik ömrünü tamamlamış HUDA diye tabir ettiğimiz araçlar. Hala aslında burada gidecek bayağı yolumuz var. Bizim hükümetten talebimiz HUDA teşviğinin artık Avrupa'da olduğu gibi her sene yenilenmesi. Yani her yıl 16 yaş standart olması. Standart olması. Yani ve standart olduğunda da 15 bin liralık dilimin her yıl tefettüfe oranında artırılması. Hı hı. Bu sektöre ciddi manada bir katkı sağlar diye düşünüyoruz. Bu kampanyalar kısmı nasıl gidiyor? Şimdi bugün faiz oranlarına baktığımızda 1.25'ler mertebesinde kampanyalar bütün markalar kendi içinde 1.25'in haricinde sıfır faizler, sıfırın altında, birin altında faiz oranlarıyla satışlarını destekliyorlar. Bunun işaretini nereden biz alıyoruz bunu? Geçen sene Eylül'le bu sene Eylül'ü kıyaslıyoruz. 23 bin. Artık geçen sene Eylül keskin düşüş. Ağustos'tan sonra kur yedileri görmüş. Sektör dibe vurmuş. Bu sene Eylül tam bir sene geçiyor. Yeni ekonomik programla beraber dengelenme sürecine geliyorsunuz. Bundan sonra kötünün iyisi artık yavaş yavaş çıkışı görüyorsunuz. Peki çıkışın işareti ne diye sorarsanız faizlerin düşmesi. Faizlerin düşük olduğu bir otomotiv dünyasında bizim tekrar milyonlu adetlere, 800 bin adetlere gideceğimiz yolun en önemli kilometre taşı. Yani 2017'de baktığınızda neden 980 bin ve 1 milyon adet araç satılmış diye soru geldiğinde orada faiz oranlarının bir mertebelerinde olması, kurun da 3.5'lar seviyesinde olması, fiyatlar daha erişilebilir. Faiz daha uygun. Dolayısıyla 1 milyonu görüyorduk. Bugün gelinen noktada faizler tekrar o noktalara gelirse belki vade biraz uzarsa yani 60 ay BDDK en son 48 aydan 60 aya çıkardı Şubat ayında. Belki 60 ayı biraz uzatırsa 84 aya falan çıkarırsa otomotiv de tekrar eski günlerine doğru yol alır. Niye ben bunu sürekli söylüyorum? 975 adet Türkiye genelinde plaza var. Bu ay evet işler yavaş yavaş toparlıyor. Kötünün iyisi, iyiye doğru işaretleri alıyoruz. Peki iyi 40 bin adet. 40 bini 975'e böldüğünüz zaman bayi başına 45-46 tane araç düşüyor. 45-46 araçla da
sektörün elektrik dönmesi faturası ödenmez. Peki dizel, benzinli, elektrikli hangisi? Artık dizel, siz de iyi biliyorsunuz ki, hayatımızdan çıkıyor. Avrupa'da 2025'e kadar dizel motor başkentlerde zaten olmayacak. Onun yerine hibrit ve benzinli motorlar önümüzdeki süreçte ciddi manada bizlerin de hayatına girmiş olacak. Elektrikli versiyonlar da zaten hangi ülke, hangi şehir, hangi başkent elektrikliyi örtülü bir şekilde veya açık bir şekilde finanse ederse, çünkü elektrikli araç üretim maliyetleri henüz seri üretim için çok feasible değil. Onu finanse edecek bir şehir, bir belediye olursa o ülkelerde elektrikliyi daha fazla görmeye başlayacağız. Amerika'da, Avrupa'da örnekleri var. Dolayısıyla elektriklinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı biraz daha Türkiye'ye gelmesine zaman var. Ama hibrit, benzinliler hayatımıza kısa zaman sonra girecek. Yerli otomobili gördünüz mü? Ben yerli otomobili görmedim. En fazla görmek isteyenlerden birisi de benim. Sektörün daha görmemiş olması çok enteresan değil mi? Biz bunu inanın her programda söylüyoruz. Bizim görmemiz lazım. Biz 35 senedir kendimde bir Ford bayisiyim. Yani otomotiv sektörünün temsil eden, yetkili satıcılık sistemini temsil eden, direkt müşteriye dokunan yüzü olan bizlerin aslında bu aracı görmesi lazım. Bu aracın artısı eksisi ne varsa bizim anlatmamız lazım. Sonuçta bu aracı satacak olan yine bizleriz. Yani yerli otomobil üretildiği zaman başka bir satış kanalı mı kurulacak? Nihayetinde Türkiye'de yetkili satıcılık sistemi oturmuş, Avrupa'nın da dahi ilerisinde bir anlayışla oturmuş. Yani zaten plazaları... yetkili satışın derneğinin başısınız siz. Biz, evet. O yüzden görmüş olmamanız işte beni şaşırttı biraz. Henüz görmedik. Sadece ilk imza törenine davet edilmiştik. İmza töreninde bulunmuştuk ama henüz yerli otomobilin rengini, şeklini ne hayal ediyorsunuz yerli otomobille ilgili? Yani biz de duyduklarımızı, okuduklarımızı biraz müşahede ediyoruz. Yine işte sektör, biliyorsunuz, SUV pazarı büyüyor. Avrupa'da SUV pazarı, SUV dediğimiz %40'lara doğru falan bir çıkış var orada. Türkiye'de de SUV pazarı büyüyor. Görünen o ki bir SUV olacak. Olacak gibi bir şey var. Orada da tabii elektrikli mi, hibrit mi, hibrit benzinli mi, onu da açıkçası bilmiyoruz. Ama eğer dünyayı takip edersek, aklında yolu bir, önümüzdeki 15-20 yıl daha çok hibrit benzinli motorlar arasında gidecek. Oraları kaçırmamamız lazım ama bizlerin elbette görmesi lazım. Çünkü biz sektörün müşteriye dokunan yüzüyüz. En azından bir fikrimiz olur. Peki şimdi bir son not koyalım otomotiv sektörüyle ilgili. Faiz oranlarının bir parça daha düşmesi lazım diyorsunuz. Vadelerin artması gerekiyor diyorsunuz. Evet. En azından 7 yıla doğru. 60 aydan ve finalde hurda teşviğinin bir standart hale gelmesi ve her yıl yenilenerek tefettüfe oranında artırılması gerekiyor, evet, diyorsunuz ki ancak bu şekilde milyonlu rakamlara tekrar gelebiliriz ve otomotiv sektörü en azından kendini toparlar, iç pazarda bu şekilde canlanmış olur. Evet, aynen. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? İhracat, biliyorsunuz. Bir cümlede ondan alayım. İhracatta %12 düştü. Baktığınızda ihracatın %12, üretim %12 düştü, ihracat %7 düştü. İkisinin arasındaki 5 puanlık fark da iç pazarın kaybından ötürü. İç pazarı ne yapıp edip toparlamamız lazım. İç pazarı toparladığımız sürece dışarıdan yatırımcı çekeriz. İç pazarın stabil vergi sistemiyle yeniden rehabilite edilmesi, dışarıdan yatırımcının gelmesinin önündeki en büyük engel, muhakkak bizim reformist bir anlayışla otomotivin üzerindeki vergi sistemini yeniden gözden geçirmemiz lazım yani. Bir gün sizinle bu yatırım işlerini de konuşalım. Manisa'ya önemli bir yatırım, evet, geliyor gibi görünüyor. Osogen yatırımı, neler yapılabilir daha, bu tip teşvikler nasıl verilebilir tarafında bir başka gün konuşalım. Teşekkür ediyorum Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Yayımıza katıldığınız için. Şu faiz oranlarından madem bu kadar çok bahsettik. FED faizi indirdi. Nasıl indirdi? Nereye doğru indiriyor? Bütün onları birazcık konuşalım. Nilüfer Sezgin'le konuşacağız kalanında.
hayatımızı faiz oranlarının ne kadar düştüğüne bağlı olarak son zamanlarda konuşarak geçirmiştik. Çünkü dünyada 40 küsur Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. Dünyanın genelinde bir faiz indirim silsilesi söz konusu ama faiz indirirken de böyle sopalı bir faiz indirimi yapılıyor. Dün en son Fed'den benzer bir durumu gördük. Nilüfer Sezgin stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldin Nilüfer. Merhabalar Mine. Şimdi Powell güvercin miydi, şahin miydi diyeceğim. Ama şöyle ayırarak herhalde konuşmak gerekir. Metindeki Powell güvercin mi, şahindi? Basın toplantısındaki Powell ondan farklı mıydı? Karar nasıl bir karar? Aslında açıklamalar bence piyasadaki faiz indirim beklentilerini değiştirmeye yeltenmeyen cinsten açıklamalardı. Piyasada bir fiyatlama yapılıyor bir yıl içerisinde. Bugünden sonra 3 tane daha veya en az 2 tane daha faiz indirimi yapılabileceği yönde bir fiyatlama var. Eğer Fed bunu değiştirmek isteseydi metne biraz daha şahin ifadeler koyardı. Oysaki belirsizliklerin devam ettiğinden bahsediyor. Hala bir sonraki faiz kararının nötr olmayabileceği yönünde mesajlar vermeye devam ediyor. Risklerin devam ettiğini söylüyor. O nedenle ben metnin kendisinin çok yani şahin olduğunu düşünmüyorum. Bence faiz indirim fiyatlamalarını destekleyen açıklamalar yaptı. Powell'ın konuşmasına gelince o konuşma da şu açıdan önemliydi. Biliyorsun Fed her 3 ayda bir yayınladığı bu faiz projeksiyonlarıyla Fed üyelerinin ortalama faiz beklentilerini aslında bize gösteriyor. O projeksiyonlarda Fed sanki bir daha faiz değiştirmeyecekmiş. Yani bu yıl bir daha hiç faiz indirimi yapmayacakmış gibi bir şey var. Evet. Ama aslında Powell'ın konuşmalarına da baktığımız zaman ve oradaki nokta tahminlere aynı zamanda projeksiyonlara baktığımız zaman aslında sanki üyelerin daha büyük bir kısmının faiz indirme niyetinde olduğu yönünde de bir izlenim ediniyoruz. Dolayısıyla yani hem Powell'ın konuşması hem bu projeksiyonların detaylarının incelenmesi durumunda ortaya çıkan tablo bence Fed'in daha fazlasını bundan sonra yapabilecek olması. Şuna çok önem veriliyordu. Bir önceki konuşmasında mid-cycle adjustment'tır bu yaptığımız demişti. Yani aslında biz bir döngü ortası ince ayar yapıyoruz diye çevirebiliriz bunu. Yani döngüden kastı da ekonominin büyüme döngüsü ve Fed'in aslında sıkılaşma döngüsü. Biz ona bir ortasında bir yerde bir ayar yaptık dedi. Onu bir önceki toplantıda demişti. Şimdi tekrarladı. Ama benim kafam bu şeylerle karışıyor gitgide. Çünkü bir sıkılaştırmadan bahsediliyorsa, evet, sıkılaştırmaya yapılan ayardan bahsediliyor. Yani cümlenin içerisinde sıkılaştırma geçiyorsa aynı cümlenin devamında mesela parasal gevşeme geçmemeli. Quantitative easing dedikleri hikaye. Ya da ne bileyim bir faiz indiriminden bahsetmemek icap eder. Çok haklısın. Ne bileyim işte repo açacağım, ben açabilirim sözünün olmaması gerekir. Olmaz, lazım. Doğru. Varlık alımıydı, aşkın rezervlerin 1.8'e gelmiş olması, evet, falan gibi şeyleri beklemem en azından devamında. Doğru, kafa karışıklığı var. Aslında her yerde kafa karışıklığı var. Burada da hani yeri gelmişken alakalı diye söylüyorum. Küresel ekonomi politika belirsizliği endeksi tarihinin zirvesinde. Yani hiç kafalar bu kadar gerçekten karışık olmamıştı aslında. Fed'de de onu kısmen görüyoruz. Sıkılaştırma cümlesini aslında kurmuyor ama üstü örtük bir şekilde bir önceki toplantıda da bunda da bu mid-cycle adjustment lafını kullanması aslında Fed'in kafasında yönün gevşeme değil, biraz daha nötrden hafif de hatta sıkılaşma yönünde bir patikaya doğru olduğu. Ama işte küresel riskler, Çin ticaret savaşları, ABD Çin ticaret savaşları, Brexit gibi problemler bize bir sigorta indirimi yaptırttı. Bu da ikinci sigorta indirimidir gibi bir aslında tablo ortaya koydu. Şimdi bu toplantıda o cümleyi tekrar söyleyip söylemeyeceği çok merak ediliyordu. Onu söyledi ama şunu da ekledi. İşler kötüye gitmeye devam ederse, ekonomide zayıf veriler devam ederse daha fazla indirim de olabilir dedi. O nedenle yani kendileri de bugünden belki bir sonraki toplantıda ne yapacaklarına dair çok net bir fikirleri yok. Ama şu kesin, büyümenin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor Fed. Expansion'ın yani ekonomideki genişleme sürecinin devam etmesini istiyor. Bunu sağlamak için de gerekeni yapacak. Eğer bu bir faiz indirimi gerektiriyorsa onu da yapacak. Peki şimdi bu faiz indirimleri savaşı başlığı altında bir şeyler konuşmaya başlayacağız. İşte kur savaşı konuşurduk, ticaret savaşı konuşmaya başladık. Şimdi de yeni savaşın adı bence faiz indirimi olacak.
ben indirdim, sen indirdin, ben indirdim, sen indirdin. Özellikle Avrupa Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası arasında bir savaş gibi görünüyor. Bu işin içerisinde Boj da biraz katılmış gibi sanki. En azından tavır göstermek açısından, duruş göstermek açısından. Kriz halinde negatif faizlere dönme ihtimali yok diyor Powell şimdilik. Ama sonuçta hani Lagarde'la bu iş nasıl olur onu bilemiyorum. Şimdi bu faiz, mesela faiz savaşlarına veya kim daha çok indirdi meselesine gelirse tabii Fed burada en güçlüsü. Çünkü hem bilanço anlamında daha fazla genişletecek yeri var. Çünkü bir miktar biliyorsun taper'ı konuştuk uzun süre azaltıyordu bilançosunu. Hı-hı. Hem de faiz sıfırın çok üstünde diğer merkez bankalarıyla kıyasladığın zaman. Avrupa'da örneğin eksi de, Japonya'da eksi de. Hatta Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi hedefi var, o da sıfırda. Yani Japonya bu anlamda en dezavantajlı pozisyonda. Bugün bu arada Japonya'nın kararı da açıklandı. Orada da bir değişiklik yapılmadı ama önümüzdeki dönemde bir gevşeme adımı Japonya'dan beklenmeye devam ediyor. Muhtemelen Fed'in burada, yani Fed'in ve ABD'nin genel olarak elinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası ise faiz konusunda alanı dar olduğu için zaten yeni bir niceliksel gevşeme adımını da bir an önce başlatmak durumunda da kaldı. Burada faiz savaşları aslında nihayetinde döviz kuruna da tabii ki bağlanacak bir konu. Çünkü faizi daha fazla indirme motivasyonu bir miktar kuru da zayıflatıp bir ticaret avantajı elde etme niyetine dayanıyor. Ama o anlamda evet, Fed'in belki faiz indirme noktasında çok daha fazla alanı var ama bu alanı agresif bir şekilde kullanmadığı sürece temel göstergeler doların Avrupa'ya, yani Euro'ya göre daha güçlü kalmaya devam edeceğini de bir yandan zaten gösteriyor. Zaten bir onun üstünde en son gelen faiz indirimine rağmen kalmış görünüyor. Şimdi bu 25 bas puanlık faiz indirimi görece şahine yakın ya da şahince diye tabir edilebilecek konuşmalar vesaireden dolayı mı dolarda beklendiği kadar bir düşüşü gerçekleştirmedi, yoksa ben mi fazla bir düşüş bekliyordum? Yani şöyle, tabii ki hani dotlarda, o nokta projeksiyonlarda faiz indirimi bekleyen üye sayısı ağırlık kazanabilirdi ve ortalamada bu yıl faiz indirimi beklendiğini yansıtabilirdi o projeksiyonlar. Onu yansıtmamış olması belki bir miktar şahin bulunabilir ama bence, yani ben zaten büyük kurumların karar öncesindeki raporlarını okuduğum zaman aslında öyle bir beklenti de olduğunu görmüyorum. Genel olarak zaten alınan kararlarla ve arkasındaki detaylarla büyük ölçüde uyumlu beklentiler olduğunu görüyorum. Bazı böyle çok büyük ekonomistlerden hiç faiz indirimi yapmayabilir diyen dahi vardı. O anlamda hani şahin mi güvercin mi denildiği noktada bence şahin değil, hani güvercine, belki beklenenden biraz daha güvercine yakın dahi olabileceğini düşünüyorum. Peki dövizde ne bekliyorsun? Dolar TL'de bu sene sonu için ne kadar bir miktar kademeli olarak değer kaybı olabileceğini düşünüyorum. Daha fazlasını beklemememin, yani 6 civarında bir dolar TL oluşabileceğini düşünüyorum. İki tarafını da söyleyeyim. Daha fazla değer kaybı beklemememin sebebi zaten şartlar çok Türk lirası lehine gelişiyor. Hem küresel şartlar öyle. Hem de yurt içine baktığınız zaman yerleşikler zaten çok ciddi dolarize olmuş durumda. Yabancı yatırımcının ağır bir pozisyonlanması yok. Hani kar realizasyonuyla çıkıp burada kurda oynaklık yaratacak öyle bir durum yok. Dolayısıyla artı cari dengede fazlaya geçtik. Yani structural, yapısal olarak döviz talebi diye baktığımız zaman orada da nispeten iyi bir noktadayız. O nedenle ben döviz kurunda yukarı yönlü hareketin sınırlanacağını düşünüyorum. Peki bu saydıklarıma rağmen niye düşüş beklemiyorum? Onun arkasındaki sebep de aslında ekonomi yönetiminin biraz daha ihracata dayalı bir büyüme perspektifini benimsiyor olması. Her fırsatta ekonomi büyüse de artık biz eskisi gibi cari açık vermeyeceğiz mesajını kuvvetli bir şekilde veriyorlar. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı değişik platformlarda rekabetçi kur olması gerekir cümlesini de kuruyor. Dolayısıyla döviz kurunda aşağı yönlü, yani Türk lirasının lehine hareketlerinde çok çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Hatta mesela öyle aşağı yönlü bir potansiyel oluşsa belki Merkez Bankası döviz rezervini arttırma yönünde bu fırsatı kullanabilir diye de düşünüyorum. O nedenle bence döviz kurunda aşağı yön
bana sorarsanız sınırlı. Yukarı yönde yine az önce bahsettiğim gerekçelerle sınırlı. Daha olumsuz bir döviz kuru beklentisi oluşturmak için yurt dışının bozulması lazım bence. Yani bu gelişen ülkeler lehine bir risk iştahı canlanması yaşıyoruz şu anda. Orada bir bozulma olursa elbette ki biz de etkileniriz. Veya ABD-Çin ticaret savaşlarında Çin yuanında bir %6-7 değer kaybı daha görürsek örneğin o da bizi olumsuz etkileyebilir. Ama bunlar yaşanmadığı sürece bence Türk lirası açısından dengeli bir tablo var diye düşünüyorum. Şimdi biraz bu tablonun içerisinde o zaman bitti mi süremiz? O zaman bir petrol yine de sorayım. Şöyle bir cümleyle onu da söylersen ondan sonra kapatalım bu bölümü. Şimdi petrolde bütün olay bu tahribatın ne kadar kısa sürede telafi edileceğine bağlı olarak şekillenecektir. Ama o tahribat telafi edilse bile bir süre artık insanların, yatırımcıların zihninde ya bu iş bu kadar da zor değil, her an bir yerde bir arz tesisi hasar görebilir, birinin sabotajına maruz kalabilir gibi bir varsayımla bir sanki yukarı yönlü bir prim petrolde olur diye düşünüyorum. Yani bu gerilemeyecek anlamında söylemiyorum ama işlem gördüğü bant belki biraz daha yukarıya doğru kayabilir. Yani üst tarafı mesela 70'e doğru gidebilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Nifak. Kolay gelsin diyeyim sana. Bir kısacık ara verelim, aranın ardından buradayım. Parametreye noktayı koyacağız. 101.930 endekslerinden Borsa İstanbul'u açacağız bugün. 5.68.32'deyiz dolar TL tarafında. 6.28.40'ı görüyorum Euro TL'ye baktığımda. 1.10'un üzerinde fiyatlanan bir Euro dolar paritesi var. 15.04'ten geçiyor son işlemler gösterge tahvilde 2 yıllık faiz oranlarında. 1.496 dolarla 1.500'ün altına doğru bir sarkma var. Altında ons başına gelinen nokta itibariyle ve 63 dolar 87 centlik fiyatlamayı da Brent petrolde gördüğümü söyleyeyim ve burada noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.